Of. Nerede kaldı? Nerede kaldı? Irmak bugün bana gelecek ve yardım edecekti. Ama hala gelmedi. Geldim, geldim anne tavşan, geldim. Sonunda geldin. Bugün çocuklarım gelecek. Onlara yemekler yapmak istiyorum. Hadi hemen sebzelerimizi toplamakla başlayalım işe. Tamam. Peki bahçen nerede? Beni takip et Irmak. İşte geldik. Burası. Vay, ne kadar çok sebzem var anne tavşan. Ya tabii tabii. Çocuklarıma kendim yetiştirmediğim bir şeyi yedirmek istemem. Bunların hepsi sağlıklı ve organik. Peki onlara akşama ne yemek yapacaksın? Bak bunu hiç düşünmedim. Çocuklarım mısır ve havucu çok severler. Tamam, o zaman mısırla havuç toplayalım. Sanırım bu kadar yeterli. Anne tavşan, onlara mısır çorbası ve havuç salatası yapmaya ne dersin? Irmak, ne kadar güzel bir fikir. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Tamam o zaman. Havuç salatasına lahana da ekleyebiliriz. Tamamdır. O zaman doğru mutfağa gidebiliriz. Evet, işte geldik. Hadi bir an önce başlayalım da çocuklarım neredeyse gelir. Tabii tabii, ben de sana yardım edeyim o zaman. Harika, ben çorbayı yaparım, sen de salatayı. Olur mu? Tamam, işe ben de lahanayı doğramakla başlayacağım. Ben de mısırları temizleyeyim o zaman. Çorbayı bu bütün mısırla yapmam biraz zor olur. O yüzden tanelerini ayıralım. İşte böyle. Vay anne tavşan, ne kadar çabuk yaptın böyle. Ben de yeteri kadar lahana doğradım. Şimdi havuçları rendeleyeceğim. Salata neredeyse hazır. Ben de mısırların hepsini ayıkladım. Şimdi bu mısır tanelerini tencereye boşaltacağım. Biraz da su kaynatalım. Anne tavşan, salatanın sosunu nasıl yapalım istersin? Sadece limon ve zeytinyağı koysak yeter. İşte kaynadı. Mısırlarımızı ekleyelim. Ocağımızın altını yakalım. Biraz tuz ve karıştıralım. Zeytinyağı, limon, tuz. İşte salatamız hazır. Bakalım. Güzel. Çorbanın da biraz kaynaması gerekiyor. Sana çok teşekkür ederim bana yardım ettiğin için Irmakcığım. Bir şey değil anne tavşan. Arkadaşlar, sizce anne tavşanın kaç tane çocuğu var?
yorumlara yazın. Hoşça kalın.